kimmiş gelecek olan misafirin? Anam bilmiyorum. Annemin işleri arıyor memleketten, oturduğu yerden yok. Birini yolluyorum sana, gezdir tozdur. Ya hiç sevmediğim angaryalar benim ya. Yani akraban falan mıymış? Ya Fatoş bilmiyorum, yan köydenmiş, bende kalacakmış ya. Annemin abuk sabuk işleri ya. Aradı beni, ya şey su var dedi, kontürüm bitiyor, yaşarsan emanet. Çal, kapattı. Bir gizemli haller, bir şeyler. Yaşar. Belki eski bir arkadaşındır. Yok benim öyle bir arkadaşım. İsmail vardı bizim o yan köyde, onun bir kardeşi vardı Mıho. Ya şimdi gelecek herifin biri memleketten. Ya hemşerim bana iş bul, kurban olayım, sen buraları biliyorsun, şey var, bir yardımcı ol, bir şey. Of. Kusura kalma. Şehsuvar var mıydı? Benim. Ben Dopalların Yaşar. Hatırlamış mısın? Hatırlamadım. Bacım, sen bende mi kalacaksın? He, anan öyle dedi. Anam öyle demiş olabilir de, anam benim 80 yaşında yani. Anamın aklına her bir sürü şey geliyor yani. Anamın her dediğini dinlersek ooo. Hem yani ne kadar doğru bilmiyorum ben de kalman. Yani elin adamıyım nihayetinde. Babam falan bir şey demesin. Yo. Nişanlım değil misin? Ne? Senin hiçbir şeyden haberin yoktur kurban. Anangillerle anamgiller anlaştı. Sen beni alacaksın. Anam 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 diyeyim ben sana. Bak Yaşar kardeş. Yaşar bacı. Bak yani öyle şey olmaz. Tamam mı? Sen şimdi bin trene git. Yok. Ben daha Boğaz Köprüsü'nden geçeceğim. Welcome to Europe tabelasına bakacağım. Bak 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 bak, neler diyor bu ayol? Niye ki? Televizyonumuz var çok şükür. Tamam. Tamam bacım. Ben sana köprüleri gezdireyim. Müzelere kadar da götürürüm ben seni. Ama bayram bitti mi git. Git buradan yani Yaşar. Biz seninle anlaşamayız. Tamam, annemler bir halt yemişler. Kusura bakma. Kusura bakma. Mümkünatı yok. Mümkünatı yok yani. Mümkünatı yok. Mümkünatı yok. Sen beni bir tane, ben aklını başından alırım senin. Sen benim aklımı başımdan aldın da. Bak Yaşar kardeş, Yaşar bacı, of. Şimdi, belki sen de beni sevmeyeceksin. Niye? Ya ben sevilesi bir adam değilim. Ben çok gıcık biriyim. Sivri dilliyim, ukalayım, dar gelirliyim. Gecem gündüzüm yok, sürekli çalışıyorum. Aklım, fikrim, kızlar biliyor. Eğlencede, fingirdemede. Anladın mı? Yani benden sana koca olmaz. Yok, ben kararlıyım. Ben kapıdan girdim böyle, tamamdır dedim. Aslan gibi herif. Maşallah yani. He vallahi, tam koca böyle. Ya ne diyorsun Yaşar, Allah aşkına bir şaka diyeyim, birisi beni uyandırsın bu kabustan ya. Ya Yaşar sen manyak mısın ya? Ya düş şakandan ya, kimsenin seninle evleneceği falan yok Yaşar, kendine gel ya. Olur mu öyle şey ya? Ya kim evlenir seninle Yaşar? Git bir aynaya bak, kurban olayım ya. Ne ala iş?
annem güller ayarlamış. Öyle mi? Oturmayı kalkmayı bilmezsin. İşin yok, gücün yok, sıfatında meymenet yok. Kalkmış benimle evlenecek. Annem güller hocan her şeyi öğretir dediydi. Ya benim başka işim yok mu? Aşk yok, meşk yok. Alacağım Allah'ın burnunu eliyle silen Yaşar'ını İstanbul'un hanımefendisi yapacağım. Başka? Ama Şesu, sen de çok fazla yüklendin kıza ha. Çok yazık ama Şesu ya. Ya arkadaşlar bırakın Allah aşkına ya. Ben Çağdaş'la Kırsal'ı aynı potada eritmiş farklı bir insanım. Bana kendim gibi kız lazım ya. Beni motive edecek kız lazım ya. Ben ne edeceğim? Ya ben ne edeceğim? Bana ne? Yaşar bana ne? Git dengeni bul. Git köyden bir tane adam bul. Ondan sonra çapa mı çapalıyorsun, davara mı gidiyorsun, süt mü sağıyorsun? Vallahi orasına ben karışamam. Ama beni rahat bırak Yaşar ya. Kurban olayım gelme üstüme. Ben çok sinirli bir insanım ya. Annemlerde telefon olsa ben onlara ne diyeceğim biliyor musun? Bir ton şey söyleyeceğim yani. Bacım ben ne kusur işledim ya. Ay canım ayol. Çok mu çirkinim ki ben? Ya. Çirkin olur mu canım? Dön bakayım sen şöyle bir. Dön bakayım. Ya bu kıza şöyle bir saç, bir makyaj. Dön bakayım. Bir de şu kaşları alacaksın. Var ya. Ay neler olur bu kızdan neler. Burnunu elinle sileyesin diye. Başka neyle sileyim? Pantolonu bul nasıl? Sen bu sefer pantolonu bul kirlanacak. Ya tabii yani sen de haklısın Yaşar'cığım. Ya bu kızı bana bir verseler. Dön bakayım sen. Dön. Ay ben iki günde bundan dünya güzeli yaratırım ya. O kadar şey söyle. Be diye kalır böyle karşısında. Tabii ya. Şöyle bir giyinse. Biraz bizimle takılsa, şu etrafı tanısın. Nerede nasıl davranacağını öğrense. Ay. Ay yaprak. Yoksa sen de benim düşündüğümü mü düşünüyorsun? Yapma. Vallahi iyi olur. Ben bilirim bu işleri. Bu kızın altyapı var ya o. Estağfurullah. Sen de aslan gibi herifsin maşallah. sağ ol canım. Baksanıza. Boy, poz, endam. Tepik bir göz. Bu haliyle çaktırmıyor ama resmen hoş kız canım. Çok köy pilici gördüm onu. Tabii de yani çok iş var tabii. Saç, makyaj. Yok bacım yok. Ben öyle istemiyorum boya maya falan. Yaşar'cığım ayıp diye günah diye bir şey yok ki. Şehirde herkes yapıyor. Ondan değil abla da. Yani ben doğallıktan yanayım. Naturalistim. Yani o boyaları böyle tavşanların üzerinde falan deniyorlarmış. Çok dokanıyor bana. Enteresan değil mi kızlar? Bazı halleri ne kadar şey suyandırıyor yahu. Biz de onu diyorduk. Ya aslında Yaşar birazcık daha böyle şehre alışsa, şöyle bir cilalansa tam Şesu'nun istediği insan olacak. Bence bunlar ruh ikizi. Ama çocuk da haklı canım. Böyle bütün gün görüyor sizi süslü püslü. Tamam. Yani Yaşar da köy pilici ama ne bileyim biraz yanına portakal sosu. Biraz da baharat. Yahu biraz yanına garnitür falan olsa. Yani böyle kuru kuru ya. Olmuyor ki canım. Yaşar, izin ver bize seni değiştirelim. Bak Şesu seni belki daha çok beğenir. Yok abla ya, beğenecekse böyle beğensin. Zaten akşam bana yemek yedirecekmiş. Ben orada Zeka'mla onun aklını başından almasını bilirim. Canım benim. Çok bayır gülü gördüm seni. Burası böyle İstanbul'un en güzel yeri herhalde. Pırıl pırıl erzeler var. Şşş yavaş. Ne alakası var ya? Ne kadar cahilsin ya. Burası mahalle bizi. Öyle alelade bir mekan. Ayaküstü geliyorsun, yemek yiyip gidiyorsun. Gerizekalıyım değil mi? Alayım seni götüreyim İstanbul'un en havalı mekanına. En tap mekanına götüreyim seni. Götürmem mi şaşma?
Ağzını kapa ya. Tüm sindirim sistemini gördüm ya. Götüreyim de rezil mi olayım ha? Şu haline bak ya. İstanbul'a geliyorsun. İnsan özenir bözenir iki parça eşya alır üstüne ya. Nasıl kadınsın sen ya? Yarın alırdık pazardan. Lan alırdık pazar. Sen ilk önce kaşının ortasına al. Sol şakağından başlıyor ta sağ şakağına. Yekpare. Bu klişe cümleyi kuracağım hiç aklıma gelmezdi ama... Yaşar biz ayrı dünyaların insanlarıyız. Anamgiller evlenince danırsınız birbirinize, alışırsınız dediydi. Yaşar. Yaşar. Bak. Sen bugün benim kanepede uyuyacaksın. Tamam. Sonra da ben seni yarın sabah... otobüse bindireceğim ya da trene bindireceğim, direkt memlekete yollayacağım. Ben seninle evlenmek istemiyorum. Bunu kafana yaz. Beni de kalbine göm. Halbuki tam da aşk yaşanacak erkeksin. Aslan gibi herifsin. Bak Yaşar, sen benim aşk yaşayacağım kadın değilsin. Benim hoşuma giden kadınlar böyle. Niye? İki gözünün üstünde iki ayrı kaş var. İncecik. Birbirinden tam bağımsız. Kurban olayım, şeysi var, beni köye gönderme. Burada beni kimse almaz, 25 yaşıma gelmeyde kaldım. Yaşar, burada telef çıkmadı, buraya mı yolladılar? Vay be, ne kadar güzel iş. Kısa çöpü ben mi çektim? Bırak Allah aşkına ya. Bak Yaşar, dünyada başka kadın kalmasa da sen yine benim bacım olacaksın. Anladın mı bunu? Ya çattık ya. Yaşar, seninle iletişim kuramıyoruz ya. Lazım. Şöyle güzel, modern bir saç kesimi yaptıralım. Kaş alma da çok önemli de o işlem biraz böyle uzun sürebilir. Oturmasını kalkmasını da öğrenmesi lazım canım. Çok dağlar kızı. Reyhan gördüm ben onu ya. Ha, geldin mi canım? Şey suyu gönderdik. Yalnız çok işimiz var, bir an önce başlamamız lazım. Yaşar, fikrini ne değiştirdi? Dün akşam... Şesuar bağa öyle bir bakıyordu ki... sanki bir öbek tezeye bakıyordu. Oysa... ben insan değil miyim? Ben kadın değil miyim? Ben de tek kaşıma rağmen aşk yaşamak istemez miyim? Bu hayır günü de olsam gül, gül değil mi? Benim ellerim sizinkisi gibi yumuşak değilse kimse öpmeyecek mi? Fakat ne kadar da güzel çalış şerefsiz. Zaten bu şerefsiz bağlamacı hep Nişantaşı'nda takılır. Ha, gelirken gördüm. Aslan gibi de herif. Hayır Gülü. Başlayalım mı canım? Durduğumuz kamer Kubilay kardeş. Hadi o zaman. Hadi. Thank you.
güzelsin, aydın düz çiçeksin, aydın bir tanesin, aydın dür tanesin, aydın. Ne güzelsin, aydın düz çiçeksin, aydın bir tanesin, aydın dür tanesin, aydın. Ya, ay dikkat et. Ya, 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 ya. Ya ne yapıyorsunuz? Hiç haz etmiyorum böyle şeylerden ya. Ay, çık. Ya Fatoş ne yapıyorsun ya? Ya Kubilay ne yapıyorsunuz ya? Bir sürpriz falan araba mı aldın? Araba aldım canım, araba aldım. Hatta şu anda ofisin içinde. Burası hazır. Tamam, o zaman açıyorum. Açtım. Aa! Ya! Anam diyeyim ben sana ya. Oha, falan olmuş gördüm seni şahsı. Laflardan da anlaşıldığı üzere Selim ve Kubilay'ın bu işte parmağı var. Nasıl ama? Nasıl? Beğendin mi? Biraz bastacılığa olayına girdik. Yani evet. Çok şık olmuş. Yani güzel. De ya bu kılık kıyafetle memlekete girdiğinde anası babası ne diyecek ya? Aa canım, onu memlekete gittiğinde düşünürsün. Yani sonuçta bayram bitinceye kadar burada kalmayacak mı? Ya ben bu saatte zaten vasıta bulamaz. Peki ben bu kıyafetle bu kızı nasıl yollayacağım Ankara'ya bu saatte? Gönderme canım sen de. Gönderme. Yaban günü de bizimle beraber Asparagus'a gelsin ha? Asparagus'a. Ben oraya yakışmaz mıyım? Tanır mısın benden? Ya yok canım. Ne alakası var da? Yani. Hadi o zaman hep birlikte Asparagus'a. Yalnız bak Yaşar. Asparagus çok önemli bir mekan yani. Orada öyle elini ayağına, yemene, içmene, çatala, bıçağa dikkat edeceksin yani. Öyle makyajla, kostümle olmaz bu işler. Kurban olayım. Eder canım, eder. Hadi yürü. Ladies first canım. Ne mutlu sana. Niye? Ya sizin kız arkadaş olmuş mu? Ya. Biz de çok beğeniyoruz. Süpermiş ya. Toparların Yaşar. Çatal bıçağı geçmişiz kız. Yerine göre. Muhallebici de başka, burada başka. Adaptasyon kabiliyeti meselesi. Adaptasyon. Hadi bakalım. Ben diyorum ki pazartesi mi gitsen sen? Niye? Hafta sonu yollar kalabalık olur. Bayram, maazallah. Arada bir gidip geleyim diyorum. Yani ne bileyim, sinema günleri olur. Caz festivali olur. Yani takılırız. Ya ben hiçbirini kaçırmam biliyor musun? Allah Allah.
Selim bu işi iyi becerdi ha. Tabii tabii. Ama kız da çok yetenekliymiş yani ha. Ay şunlara bak be. Çok yakışıyorlar birbirlerine valla. Ne oldu canım? Lastik kız Yasemin için göremiyorum seni yahu. Yoruldum, yoruldum. Uykum geldi. Ay vallahi benim de pilim bitti çocuklar. Yarın da birkaç akraba ziyareti yapacağım. Hadi kalkalım ha. Kıbila hadi biz de. Bu Bayagül'ü ve kımız zararlısını burada mı bırakalım diyorsun canım? Ay evet, onları burada bırakalım ve biz yavaş yavaş kaçalım. Ya ben inanmıyorum ya. Bu kadar çok şeyi nasıl öğrendin böyle kısa bir zamanda? Ya anam, Türk filmlerinde olur ya, yani yoğun bir eğitim dönemi geçirdim. Müzik eşliğinde damponu montaj. Müzik Senin sohbetin de çok hoş ha. Dedim sana, biraz danı, alışırsın. Aklını başından alırım diye ama inanmadın. Zaten aklımı aldım başından, içkinin de etkisiyle. Ya diyorum ki, hemen gitmesen hani... İstanbul büyük bir şehir. İstanbul'u tanımak maksadıyla biraz daha mı kalsan sen acaba? Ne dersin? Bilmem artık. Duruma göre. Zilli seni. Zilli seni. Hadi kalk kalk, seni birkaç yere daha götüreyim. Rock dinler misin? Hadi. Dur ama. Dur, dur. Zandalyeyi mi tutacağız? Kız bu kadar çok şey nereden öğrendi size? Aferin kız. İyi bakalım. Ya meğer bu Yaşar benim yıllardır aradığım kadınmış ya. Hem kırsal hem çağdaş. Tam benim gibi. Buna çok sevindim Şasu. Ben söylemiştim canım. Ben bu kızda bir altyapı var demiştim ya. Bir de nasıl zeki, nasıl zeki. Her söylediğini tak havada kapıyor ya. Çok tatlı ya. Şasu, seni çok kaptırmış gördüm ya. Ya vallahi öyle ya. Bir de güzel. Öyle kocaman gözler. Allah razı olsun Yakup'u. Vallahi gözümü açtınız ha. Kompaşı da duydum galiba. Efendim? Yanlış mı duyuyorum? Ya dur Allah aşkına ya. Artık hayırlısı Kubi ya. Bakalım artık. Ya ben de bekar mı kalacağım canım? Ayrıca ruh eşimi bulmuşum. Dur bakalım. Ruh eşim mi? İddialı konuşur gördüm seni Şesu. Biraz aceleci davranmıyor musun? Kubi ne acelesi ya? Ya bu kızı al, ister Asparagus'a götür, ister Türkü Barı'na götür. İster festivale götür, istersen evinde sana gözleme yapsın yani. Ya çok kombine bir kadın bu ya. Ya ben bir daha nereden bulacağım Kubi böylesini ya? Ya ben Türk filmlerindeki bir aşık oldum ya. Çok tuhaf ya. Evet, o Türk filmi tadını... Biz de kız hazırlarken fark ettik. Enteresandı. Aman aman diyeyim ben sana. Çok güzel olmuşsun Yaşar. Sağ ol. Yaprağın hediyesi. Vallahi sağ olsun Yaprak ya. Yaşar, benim seninle konuşmak istediğim bir şey var. Sen şimdi memlekete döneceksin ya. Ha? Şimdi o kadar yol. Git. Sonra festivaldi bilmem neydi, geri gel. Yanlış mı? Doğru. Şimdi diyorum ki ben hani daha Welcome to Europe tabelasını da görmedim. Görmedim. İşte diyorum ki Yaşar, yani... Sen ufaktan buraya yerleşsen mi acaba? Hani burada hani bir takım bilgiler edindin ya. Edinimlerin oldu yani. Onları böyle ağır ağır, sindire sindire...
Of, ben vallahi konuşamayacağım ya. Yani ya dedi, yani benim demek istediğim şey şu Yaşar. Annem giller doğru düşünmüş. Anladım da, yok ben zaten memlekete gitmeyeceğim. Yarı sapa. Ne? Ha işte kız, süpersin ha. Vallahi aldım mesajı ha. Oh. Yaşar, o zaman ben konuşacaklarımı daha açık seçik dile getireyim değil mi? Yalnız Şesu var. Benim de bir maruzatım olacaktı sana. Yaşar dur, ben bir konuşacaklarımı konuşayım sonra sen... Tamam peki. İşte sonra dedim ki ben kendi kendime. Ya dedim Şesu dedim ya. Sen dedim maden bulmuşsun oğlum. Yani aynı hamurdan insanlarsınız. Adeta ruh eşisiniz dedim ben kendime. Ya tamam da Şesu var. Sen önce bir dur, benim... Dur Yaşar, daha benim tiradım var. Dur. Yıllardır yalnızım bu koca şehirde. Harika zamanlama abi, bravo. Bu koca şehirde eğer yalnızsan... ...kalabalıklar insanı çiğner, öğütür, yutar... ...sonra da tükürür Yaşar. Hep derdim ki kendi kendime... Ulan Şesu, eğer bir gün ruh eşini bulursan onu sakın bırakma. Niye? Bu koca şehirde yalnızlık seni böyle içten içe 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 kıpırır, böyle seni yer böyle bitirir. Ve onu buldum. Hem köyümün toprağı, hem de tavşanlar üzerinde denenmemiş doğal bitki özlerinden oluşmuş gerçek karışımı buldum. Gerçek karışım sensin Yaşar. Bak, karşında böyle çıplak duruyorum. Bu hayat yolunu benimle beraber yürür müsün Yaşar? Şehsu var. Ya keşke bunları söylemeden önce beni bir dinleyeydin ya. Ne dinleyeceğim seni ya? Seni ne dinleyeceğim Yaşar ben ya? Güzelliğine bak ya. Tamam. İlk başta ben sana biraz ön yargılı baktım. Yani spesifik olamadım. Ama sonra çok enteresan. Yaşar benim aklımı aldın. Seni zilli sen. Bak bu anın tadını bozma. Adam bizim için ne kadar güzel çalıyor altta fon müziği. Yok. O benim için çalıyor. Ne? Ben bağlamacıyla anlaştım. Şesu'dur. Ona kaçıyorum şu anda. Neşe sen ne diyorsun sen ya? Kusura kalma. O beni buraya geldiğim ilk gün beğendiydi kendi halimle. Hatta laf attıydı. Sebep bu mu Yaşa? Bu mu? Yok. Bir de aslan gibi herif. Kusura kalma. Bak kendi müziğiyle hadi gel bekliyorum mesajını ver. Seni unutmayacağım Şehzu. Şerefsiz bağlamacı ya. Aldı kızı gitti. Alçak herife bak ya.